Konuş. Telefon niye kapalıydı? Ya Hülya'm dedim ya şarjım bitmiş. Şarjı da ofiste unutmuşum yani ondan dolayı. Demek şarjım bitti. Öğlen niye geç geldin? Ya Hülya'm dedim ya yani toplantı uzadı. Toplantı da uzayınca yani ben böyle şey oldu yani. Toplantı uzamış da şey olmuş da geç kalmış. İyi kıvırıyorsun Samet Yiğiter, iyi kıvırıyorsun. Ama artık sen değil, deliller konuşacak. Ne oldu? Korktun mu yoksa? Yok sultanım, ne korkusu olacak yani zaten her şeyimi biliyorsun. Okuyalım o zaman. Sarışın bir kız. En son eğlenceli paylaşım yapmış. Sen boncuk boncuk terliyorsun Samet. Çok şüpheli bir durum bu. Yok, niye terliyim böyle gözüme gözüme tutuyorsun ya ışığı ondan dolayı yani. Bakalım ne yazmış. Yarın kaçta geleceksin? Ay pardon Samet Bey, yanlış kişiye yazdım. Geç bunu ya. Çok şükür. Bu sefer esmer bir kız. Bu mesaj silindi. Samet, bu kız ne yazdı sen bu mesajı sildin ha? Hülya'm gerçekten bilmiyorum. Yani demek ki kız kim neyse yani yanlış yazmış. Hani böyle siliniyor ya ondan belki bilmiyorum ben. Kız kim kız? Bilmiyorum sultanım, bilmiyorum. Samet, senin hayatında kaç tane kız var ha? Yelda abla, Ayşe, ben, üç kadın var senin hayatında, bir de çalışanlar var. Sen bilmediğine göre çalışan birisi değil bu. Yani. Samet, yüzüme bak yüzüme. Bir delil daha. Kadın saçı. Samet, kimin saçı bu? Kimin saçı bu ya? Kimin saçı? Ay bu benim saçım be. Saçım mı dökülüyor benim? Samet! Samet! Ay Samet! Samet! Samet kalk kalk kalk, ne oldu sana ya? Samet. Hülya'm, gerçekten bilmiyorum. Ay, ay tamam tamam, kalk kalk bir yüzünü yıkayalım biz senin. Bak gözüm hala üstünde ama kalk. Allah. Ay. Öyle bir anda. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. Afilli